Ordu Dernekler Federasyonu 2012'ye hazırlanıyor. 14-17 Nisan 2011 tarihlerinde İstanbul Feshane'de Ordu Tanıtım Günü nedeniyle muhteşem bir organizasyona ev sahipliği yapan ORDEF, 2012 yılında da ordunun tanıtımı için çalışacak. Ordu Dernekler Federasyonu'na bağlı üyeler 2012 Ordu Tanıtım Günleri için ziyaretlere başladı. İlk durak Feshane Fuarı'nın yayın ve iletişim sponsoru TV52 oldu. Federasyon 2012'de yine aynı adreste yani İstanbul Feshane'de 19-22 Nisan tarihleri arasında Ordu Tanıtım Günleri etkinliği düzenleyecek. İstanbul Feshane'de Ordu Günleri etkinliğimizin geleneksel hale gelen ve bu sene ikincisini yapacağımız programın ziyaretleri amaçlı ordumuzda bulunmaktayız. ORDEF Başkanı Sabri Çelebi, acemiliğimiz çıktı ama aldığımız tepkiler başarılı olduğumuzu gösteriyor diyerek ikinci tanıtım etkinliğinin hazırlığını anlattı. İlk ziyaretimizde yine geçenki etkinliğimizi birlikte yaptığımız büyük katkılarınızın olduğu bu etkinliğimizin yine devamında sizlerle beraber olduk. Size ziyaret etmek istedik. Selam vermek istedik. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi ilk defa olmasına rağmen bizim yönetim, Ordu Dernekler Federasyonu yönetim açısından değerlendirilmesi dışarıdan nasıl yapılıyor gibi bir ölçeklendirme şeklinde haberler almaya çalışıyor etkinliğimizin büyüklüğü, başarısı hakkında. Biz tabii bu konunun içerisinde olduğumuz için kendi hatalarımızı, eksiklerimizi görme fırsatımız olmadı. İlk bir program olması nedeniyle de bilinmezlikleri, acemilikleri vardı. Ona rağmen İstanbul'da, diğer illerden bu programlar, buna benzer program yapan illerde sorduğumuz zaman gerçekten güzel bir etkinlik olduğunu söylüyorlar bize. Yine bu Feshane Kültür Merkezi'ne de soruyoruz. Nasıldı burada daha önce bizden önce yapılanlarla bizim yani program arasında bir değerlendirme yapın. Onlar da ilk defa olması rağmen şaşırdık, çok güzel oldu, çok başarılı oldu dedi. Biz ondan dolayı çok mutluyuz, çok sevmiştik. Çelebi kendilerine destek veren herkese de teşekkür etti. Amaçlarının para kazanmak olmadığının altını çizen Çelebi, ordu sevdalısıyız, ordulu kimliğimizde, memleketimiz için biz bu misyonu, sorumluluğu yükledik kendimize dedi. Biz neden ilimizin adını, İlimizin insanın adını güzel bir şekilde duyurabildiysek ne mutlu bize diyoruz. Yine diğer illerden bir farkımız daha öne çıkmış. Bugüne kadar Feshane'de yapılan etkinliklerde tiyatro gelmemiş. Ve ordunun kültürel ve sanatsal yönünü de bu etkinlikle öne çıkarmış olduk. Bu da bizim için ayrıca bir kıvanç ve sevinç kaynağı oldu. Biz tekrar bu sene çok daha iyi bir program yapmak adına kendimizi biraz daha profesyonelleşmiş olarak değerlendiriyoruz. 2012 Nisan'ında yapılacak tanıtım günleri ise muhteşem olacak. Çelebi çok daha başarılı bir organizasyona imza atacaklarını belirtti. Bu nedenle basın ayağımız olarak TV52 de bulunmaktayız. Bundan i̇letişim sonra, sponsorumuz diyebiliriz. Evet. Yayın ve iletişim. Evet, yayın ve iletişim sponsorum da aynı zamanda. Ben kendim şahsım adına orduluyum, Aybastılıyım ama gurbette olduğumuzdan sanki biz orduyu ve kendimizi özdeşleşmiş olarak görüyorduk ama ordu bize, ordu kelimesi bize böyle ruhumuza, kılcal damarlarımıza kadar işlemiş. Gelişmekte olan iletişim teknolojilerinin de artık ülkeler arasında sınırların kalktığı gibi devlet içerisindeki iller arasında iletişimin çok kolay olması, artık uzaklık kavramlarının ortadan kalkması, tağlarla tarif edilen işte tağ orası, tağ burası gibi sözlerle tarif edilen bu kavramlar ortadan kalktı. Yani biz her gün kendimizi orduda hissediyoruz ve her gün İstanbul'dayız, Türkiye'deyiz. Bu nedenle bundan dolayı da yine biz orduda, orduyla iç içeyiz, orduyla beraberiz. Her ne kadar ordudan uzakta olanlar bu işlere pek bulaşması istenmese de biz orduyuz yani fark etmiyor bizim için yani. Biz orduyuz.
güzel bir etkinlik olacağını. Uzakları yakın yapıyoruz. Evet, uzakları yakın yapıyoruz. Geçen yıl iki programımızda özellikle ordunun dışında doğan, büyüyen çocuklarımız, işte iş güç sahibi olan çocuklarımız, orduyu onlara anlatalım, orduyu onlar tanısınlar demiştik ama bu seneki etkinliğimizde biz orduyu başkalarına yani anlatmak istiyoruz. Yani daha etkin bir şekilde çalışacağız, planlı çalışacağız. Ve bunu İstanbul'da da vurguluyoruz hemşehrilerin arasında. Biz sivil toplum örgütleri olarak da diğer illerden sivil toplum örgütlerini buraya davet edeceğiz. Kurumlara davet edeceğiz. Bürokrasiyi davet edeceğiz. İşte hemşehrilerimize de diyoruz, komşunuzu, ordu olmayan komşunuzu getirin bir etkinliğe. Ve orduyu onlara anlatalım. Orduyu onlara tanıtalım. Ordefin TV52 Genel Müdürü Akın Çiçek'e de bir hediyesi vardı. Akın Çiçek'in isminin yazılı olduğu bir kalem Ordef Başkanı tarafından desteklerinden dolayı Akın Çiçek'e armağan edildi. TV52 Genel Müdürü Akın Çiçek de Feser'de yapılan organizasyonun muhteşem olduğunu söyledi. Görmek burada beni bir kere daha mutlu etti. Sanki hani bir yıl geçmemiş de hani böyle bir hafta geçmiş sonra tekrar karşılaşmış gibiyiz. Ne mutlu, geçen sene ilkini yaptık, bu sene ikincisini birlikte yapıyoruz. TV52 Kanal 2 ailesi olarak biz de hem de diğer şirketlerimizin de kuruluşlarıyla, Poyraz Fındık Fabrikası'yla, Polterm'le, Türk Araç Muayene İstasyonu'yla, Balıktaş'ı, Oteller grubuyla birlikte bu sene TV52'yi de bu standın içerisinde ayrı bir yere koyarak en büyük standın talibi biziz diyelim. Bunda şimdiden sözünü alalım. Siz mutlaka Sayın Mustafa Poyraz'ı da ziyaret edeceksinizdir. O da benzer şeyleri size söyleyecektir zaten. Bir dahaki, yani bu daha doğrusu 19-22 Nisan tarihinde yapılacak olan bu ikincisini yapacağımız etkinlikte biz de tüm grup ekipmanları olarak ve yan kuruluşlar olarak orada olacağız. Ama TV2'nin tabii ki ayrı bir yeri olacak her zaman olduğu gibi. 4 gün boyunca fuardan yapacağımız yayınlarla hem fuar öncesinde insanları bu seneki hedefimiz eğer orduları değil de insanlara orduyu göstermek ise mutlaka diğer illerdeki insanların ilgisini uyandıracak şekilde bir davetimiz olacak. Sizler de İstanbul ayağında bunun duyurusunu inanıyorum ki hem Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla hem de diğer sivil toplum örgütleri aracılığıyla yapacaksınızdır. Hem billboardlarda hem otobüslerde hem de çeşitli ilan ve duyurularla ben inanıyorum ki İstanbul bu sene 19-22 Nisan tarihinde orduyu konuşacak. Bugünden itibaren yapacağımız önemli geziler de olacak. Biz bu haberi akşam üzeri yayınlıyor olacağız. Belki şu haberi izleyen, bu haberi izleyen belediye başkanlarımızla, ilçelerdeki kaymakamlarımızla, birçok kurum ve kuruluşta acaba bize ne zaman gelecekler, ne zaman ziyaret edecekler diye bekliyorlar ama ben inanıyorum ki bu bir haftalık dolaşmanın sırasında verimli bir gezi olacak. İnşallah geçen seneki gibi güzel bir organizasyonla İstanbul'da tekrar orduyu ve orduları konuştururuz diyorum. Sizlerin de